Sayın Başkanım, 3 gündür Hakkari'de gezmişsiniz. Hakkari halkının bu süreçle ilgili gördükleriniz neler diyor? Hakkari kamuoyunda neler gördünüz? Ben öncelikle Yüksek Haber'in 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle sizleri tutuyorum. Bundan sonra da başarılarımızın devamını diliyorum. Bütün Hakkari halkına da sizler aracılığıyla bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu 3 gün boyunca aynı zamanda seçim çevrem olan Hakkari'nin merkezinde ve ilçelerinde halkın bize göstermiş olduğu, vekillere, partimize göstermiş olduğu saygı, sevgi, bizler açısından büyük bir onurdur, gururdur. Aynı zamanda süreci sahiplenme adına, çözüm ve parti sürecini sahiplenme adına ortaya koydukları siyasi tavır son derece güçlü ve görkemliydi diyebilirim. Sayın Başkanım, bu sürece isim vermek gerekirse nasıl bir isim vereceksiniz? Ne süreçtir? Yani bu çözüm ve barış süreci olarak adlandırılabilir. Evet, önce çözüm ve arkasından kalıcı barış gelişebilir. Ben, siz Sayın Öcalan'la iki defa görüştünüz şimdiye kadar. Orada gördüğünüz koşulları hakkında, sağlık koşulları, gençlik çevre koşulları. Evet, sağlık koşulları çok kötü değil. Gözlerinde yaşarma. Tabii yaşlanmış olmanın 65 yaşının verdiği bir fiziki değişiklik var. Fakat son derece değişik ve dinamik duruyor. Süreçten dolayı ciddi bir morali var, heyecanı var. Sanıyorum onu ayakta tutan şey çözüme dair umutlardır, çözüme dair yaptığı çalışmalardır, projeleri, düşünceleridir. Biz onu hissettik burada. Gerçekten de onu o kadar dinç tutan, ayakta tutan şey zorlu cezaevi koşullarına rağmen dinç tutan şey çözüme olan kararlılığı, halkın kendisine olan bağlılığı, halkın kendisine olan sevgisidir. Hakkari'de bir mesajından bahsettiniz efendim. Yani Hakkari halkıyla ilgili bugüne kadar biliyorsunuz en önemli, en zorlu dönemlerde Yemen başta olmak üzere bütün Hakkari büyük direniş içerisinde oldu. Sayın Öcalan da bugüne kadar çeşitli defalarda Hakkari'nin o özel konumuna atıfta bulundu. Hakkari halkı bir bütün olarak ruhsal birliğini sağlamış bir kent olarak bundan sonra da çözüm sürecinde öncü rol oynayabilir. Bu mesajların Hakkari halkı tarafından ben ciddi şekilde sahiplenildiğini gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ben hükümeti çözüm sürecinde samimi oluyor musunuz? Samimi olmasa ne olur? Çok önemli değil. Yani hükümet samimi değil. Bu tartışma çok gerçekçi değil. Yani pratik değişiklik gerçekleşmediği müddetçe hükümetin sözle, lafla samimiyetini ölçmek mümkün değil. Hükümet samimi olursa pratikte bunu göstermek zorunda. Pratikte gösterirse değişiklik, demokratikleşme, özgürlük konularında adım atarsa bu Türkiye'nin de hükümetin de işine yarar. Onun aleyhine değil. O nedenle biz hükümete değil, kendi özgürlüğümüze güvenerek bu süreci yürütüyoruz. Ben Kürtlerin yüzyılı deniliyorum. Bu yüzyıla özellikle bu yaşadığımız sürece gerçekten Kürtlerin içinde bulunduğu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen yüzyılda Kürtler Orta Doğu'da yoktu. Orta Doğu'da Kürtler yok sayıldılar. Kürdistan yok sayıldılar. Ama durum değişiyor artık. Yani bütün Orta Doğu'da dengeler değişiyor. İşte Güney Kürdistan Federal Hükümeti var. Suriye'de Rojava demokratik özerk de facto gayri resmi de olsa bir hükümet var. Türkiye'de Kürt sorunun çözüm arayışları var. Kürtlerin statü talebi var. Çünkü bunlar gösteriyor ki artık önümüzdeki yüzyılda Orta Doğu'da bir Kürt ve Kürdistan şekillenmesi olacak. Yani geçen yüzyılda Kürt'ün adı bile yoktu ama şimdi artık Kürt ve Kürdistan gerçeklikleri bütün dünya tarafından da daha fazla kabul görecek ve bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki yüzyıl Orta Doğu'da Kürtlerin öncülük ettiği bir yüzyıl olacak. Buna biz de inanıyoruz. Yani Orta Doğu'da hiç kimse açısından mümkün değil abi. Ne İran, ne Irak, ne Suriye, ne Türkiye, ne başka devletler Kürt'ü hesaba katmadan hiçbir sorunu çözemezler. Ben Sayın Karayalan açıklamalarının birinde hükümetin özel kuvvetlerden kurucularının lav edilmesini istemişti. Sizin parti olarak veya genel düşüncenizde, partinin genel düşüncesinde kurucularla ilgili nasıl bir koruculuk sistemi kaldırılabilir, test edilebilir. Fakat burada bazı tedbirler de almak lazım. Yani korucular sonuçta devletin zoruyla silah almış insanlar, Kürt insanı, Kürt halkı. Onların koruculuk kaldırıldıktan sonra sosyal güvencelerinin devam etmesi lazım. Emeklilik hakkı kazanmış olanların emeklilik hakkının tanınması lazım. Onunla birlikte toplumsal kucaklaşma ve uzlaşma, barışma adına da Kürt toplumunu
Avrupa'nın bir parçası haline gelmeleri lazım. Ve Kürt halkıyla geçmişte yaşanan sorunların, sıkıntıların aşılması için de iyi bir toplumsal ocaklaşma çalışmasını yürütülmesi lazım. Ben son süreçte bazı radikal Kürt şehirleri Sayın Ahmet Nevruz'unda verdiği tarihi mesaj ve bu mesajla başlayan süreci ağır eleştiren yazılar kaleme almaktadırlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben PKK'den daha radikal bir hareket tanımıyorum. Onun için de işte bu sürecini. Yani radikal dediğiniz Kürtler hangi konuda radikaldırlar doğrusu bilemiyorum. Fakat yazıp çiziyorlar. Evet, bu süreci eleştiriyorlar, yerden yere vuruyorlar. Hayatında Kürtler için kırını bile kıpırdatmamış olanlar bu süreçte daha çok işte bu Sayın Öcalan'ın başlattığı çözüm perspektifine saldırarak kendini yaşatmaya çalışıyorlar. Şimdi yıllardır bu çevreler efendim silah sussun, siyaset konuşsun diye PKK'ya saldırıyordu. Şimdi PKK silahları susturmuş, niye PKK silahları susturmuş diye saldırıyor. Maalesef bu çevrelerin kanunda var bu. Yani kendini PKK karşıtı üzerinden var ediyorlar. PKK ağzıyla kuş tutsa burada yaranamaz. Dolayısıyla çok da önemsediğim çevreler değil. Biz de hareket olarak bunları çok önemsemiyoruz. Yani yazık çizsindir. Bir zarar yok. Ben, Sayın Karayılan, bundan sonraki süreçte BDP'ye daha fazla sorumluluk düştüğü anlamında bazı sözler sarf ediyor. BDP'nin bundan sonraki süreçteki misyonu nedir efendim? Yani BDP çözüm sürecinde anayasal ve yasal sürecin muhatabıdır. Yani parlamentoda yapılacak bütün değişikliklerle muhatap BDP'nin bu sürecin ikinci aşamasının öncülüğünü elbette ki BDP yapacaktır. BDP tabii burada tek başına hareket edemez. Demokratik Toplum Kongresi, onun bileşenleri, Halkların Demokratik Kongresi, sivil toplum kuruluşları, bir bütün olarak demokrasi ve özgürlük hareketinin tamamı bu sürecin muhatabıdır. BDP bunun resmi olarak parlamentoda temsiliyetini yapacak. Dolayısıyla Sayın Karayılan'ın dediği doğrudur. Bu süreçte BDP önemli bir rolü düşecek. Barış için biz de üzerimize düşen bu rolü elbette ki oynayacağız ve halkımızın özgürlüğüne kavuşması için herkes kendi pozisyonunu mutlaka alan bir yerden bu mücadeleye katılacaktır. Ben Sayın Karayılan'ın son yaptığı geri çekilmeyle ilgili açıklaması da bize şahit olan, tarihi sürece şahit olan bir gazeteci olarak yaklaşık 3 saat konuşmasında ve basın açıklamasında diline çok dikkat ettiğini, yani özellikle PKK'nin daha önce kullandığı jargonun dışında daha çok barışçıl, hiçbir acı söz içermeyen konuşmasını takip ettim. Bununla beraber yani karşı taraftaki konuşmaları bakıyorsunuz ve biraz daha barış dili, çözüm dili bulamadığını görüyorsunuz. Değil maalesef. Yani hükümet bu konuda hala kafasında bir zihinsel değişimi yaşayamadı. Diline de yansımadı, üslubuna da yansımadı. Hani kısmi değişiklikler yok mu? Var. Fakat bakıyorsunuz ki hükümet sözcüleri, AKP adına açıklama yapmıyorlar, Sayın Başbakan dahil. Bazen zehirden beri kötü kullanıyorlar. Bu dilin de ben giderek değişeceğini düşünüyorum. Değişmek zorundadır zaten. Ama bu savaş ortamının tümünden gittiği için, giderek rahatlama olacağı için bu siyasetçilerin diline de son olarak yansır diye düşünüyorum. Efendim, tabii dil deyince özellikle son medyayı takip ettiğiniz için bekliyoruz. Bölge medyasında yerel medyayı takip ediyoruz. Bir usta konusunda ne diyeceksiniz? Medyanın dili. Genel medyanın dili çok kötü değil. Bir kısım medya biliyorsunuz savaş yanlısı tutum üzerinde. Özellikle CHP, MHP yakın medya savaş yanlısı bir tutum içerisinde. Onları bir kenara bırakırsak medyanın genel ortalaması çok da kötü değil. Eskiyle kıyasladığımızda bir değişiklik var. Ama yine de AKP'ye yakın medyada halen meseleyi anlamaktan uzak, tek tarafın hassasiyetlerini dikkate alan bir yayıncılık sürdürüyorlar. Bölge medyası ona daha duyarlı tabii. Yani Kürt medyası, Kürdistan medyası süreci daha iyi bildiği için, bölgenin hassasiyetlerini daha iyi bildiği için daha olumlu bir kullanıyor bölge medyası. Evet. Ben tabii ki siz demin basın toplantısında bulunuyorsunuz ama şimdi CHP'nin çözüm süreçte çok önemli bir rol oynayabileceğini söyleyebiliriz. CHP'nin Kürt vekilleri bile bir diyaloğumuz zaman zaman oluyor. Kendileri süreci merak ettikleri için bize danışıyorlar. Bazı gayri resmi ilişkiler var. Biz ilişkilerin resmi olmasını arzuluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmi olarak görüşme teklifi ilettik ama bir cevap gelmedi. Bilgilendirme yapmak istediğimizi söyledik.
cevap gelmediği için biz de bu konuda çok ısrarcı olmayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürece katılıp katılmayacağı kendi bileceği iş. Katılırsa kendisine yarar, katılmazsa kendisi yarar gider. Durum bu. Efendim, son bir sorum. Bu geri çekilmeyle ilgili bugün meclis başkanı da bir şey getirdi. Sen eşkaret başkanlığı yapışan yaptın. Evet. Süresi ne zaman, yani 8'sinde başlayacağız söylendi de, yani bunun zamanlaması nasıl olur? Valla kestirmek zor yani. Sonuçta yürüyerek gidecek bu insanlar. Gelirler ayaklarıyla yürüyerek gidecekler. Yani ben çekilme geri diyen sayın meclis başkanının neye dayanarak bunu söylüyorum merak ediyorum durumda. Mesela kendisi yürüyerek Erzurum'dan Kandil'e 3 günde gidebilir mi? Yani bir insan için mümkün değil. Bu geri çekiliş sürecinin ben 3-4 ayı alacağını düşünüyorum. Yani bundan önce de geri çekilmenin tamamlanması çok mümkün görünüyor. Geri çekilme süreciyle ilgili halktan beklentiniz nedir? Halkın süreci yakından takip etmesi lazım. Olası provokasyonlara, operasyonlara karşı sert tepki göstermesi lazım. Yeni alan boşaltı alanlardan paramiliter güçleri, JTM'in ve benzeri kirli karanlık güçlerin kontrol sağlaması, tehdit oluşturmasını engellemesi lazım. Bunun için komiteler oluşturması lazım ki partimiz buna öncülük yapacak. Yani bu tür şeyler geliştiğinde de halk güçlü kitlesel refleksler gösterebilmeli, gerekirse operasyon bölgelerine hareket edebilmeli, yürüyebilmeli. Bu duyarlılık gelişirse ben inanıyorum ki hiçbir provokasyon olmayacak zaten. Bu akşamın gündemi spor. Hangi takım okuyorsunuz da Galatasaray'a içine bir şey? Ben öncelikle Hakkı Rizal'ı konuşuyorum normal olarak. Ondan sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin riski insanı tutuyorum. Evet. Daha sonra da Galatasaray'ı tutuyorum tabii. Galatasaray için ne diyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun diye. Tebrik ediyorsunuz. Tebrik ediyorum, başkanım diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Özellikle bu yoğun gündem için de bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Yüksek muhabere olarak size. Başarılar diliyorum tekrar yüksek muhabere. Evet. Hayırlı olsun, sizinle kuruluşu ediyorum.